Tekrardan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Şöyle ön plana çıkan başlıklarımızı önce aktaralım. Yine dop dolu bir akışımız var. Birazdan hem kripto para cephesindeki son gelişmeleri Ebru Usta'dan alacağız. Hem de makroekonomik verilerin yorumlarını alacağız. Konuklarımız var. Ve aynı zamanda da tabii ki borsadaki hareketlilik ve gidişata ilişkin Baki Atılal da konuğumuz olacak diyelim. Ve önce şöyle başlıkların üzerinden bir geçelim detaylı olarak. Konutta yatay geçen 2022'de yabancıya satış rekoru gerçekleşti. Aslında zaten böyle olabileceğine dair de yorumlar geliyordu. Çünkü özellikle savaş sonrasında Rusların ilk sırada yer aldığını biliyoruz. Ciddi anlamda bir Rus popülasyonu özellikle güney sahillerine de akın etmişti. Oradaki ev fiyatlarının artış gösterdiğini vesaire çok konuşuyorduk. Peki yıl genelinde nasıldı? Onu da çok kısaca hatırlatmış olayım. 2022 genelinde aslında bir önceki seneye kıyasla bakıldığında ufak bir daralma var. Toplamda 1.485.622 konut satışı gerçekleşmiş görünüyor. Ama tabii unutmayalım, ipotekli satışta ciddi anlamda bir daralma var. Zaten biliyorsunuz konut tarafında kredilerde de şu anda faizler hem yükseldi hem de miktarsal olarak ciddi anlamda azaldı. Bunun yerine biliyorsunuz bakanlık tarafından yeni bir proje açıklandı. Yeni evin projesi. Bu tip önlemlerle bir şekilde orta gelirliye de ev sahipliği kazandırılmaya çalışılıyor. Ama yabancıya konut satışında rekor seviye olduğunu da altını çizelim. 67.490 konut satıldı. Peki fiyatlar ne anlatıyor? Bir de ona değinelim. Konut fiyat endeksinde de yıllık olarak Kasım'da yıllık %174.3'lük bir artış var. Ve İstanbul'da ortalama bir konutun yani 120 metrekare üzerinden hesaplanmış 3.2 milyon TL'ye yükseldiği de belirtiliyor. Bu tabii hesaplanan rakamlar. Kısa vadeli dış borçta rekorlar sürüyor diye bir başlığımız var. Onu da hemen değinelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri tabii ki kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl sonuna göre %19.6 artış gösterdi. Yani 145.4 milyar dolar oldu. Bunu da aktardıktan sonra Avrupa'nın gündemine değineceğiz. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da enerji krizini çok fazla konuşmuştuk geçtiğimiz yıl ve Avrupa bu süreci yönetebilmek için ciddi anlamda LNG ithalatına ağırlık vermişti. Bu yüzden de orada rekor bir artış görülmesi zaten kaçınılmazdı. Geçtiğimiz yıl %60'lık bir artış olmuş ama görece tabii alınan bu önlemlerle en azından enerji krizi bir nebze hafif atlatıldı. Her ne kadar yavaşlama olmuş olsa da. Çin ekonomisi de tabii ki Covid vakalarının artış göstermesi, yer yer bazı yine kapanmaların olması nedeniyle aslında hükümetin hedeflemiş olduğu %5'lik büyüme hedefinden oldukça uzak kapattı yılı. 2022'de %3'lük bir büyüme gösterdi. Yıl boyunca da dalgalı bir büyümesi olduğunu biliyoruz çeyreksel anlamda baktığımızda ama %3'lük bir büyüme. Nerede o Çin'in eski büyümeleri dedirtti adeta. Üstelik Çin'de şöyle de bir detay var. Popülasyonda, nüfusta ilk defa azalış oldu. Yaklaşık 60 yıl sonra bu da çok dikkat çekiciydi ve önümüzdeki döneme dair hem nüfus ve genç nüfusla özellikle övünen Çin'de nasıl bir ekonomi politikası olacak diye de biliyorsunuz hala tartışılıyor. Şimdi Avrupa borsalarına biraz göz atalım. Avrupa borsalarındaki son durum tamamen kırmızılarda gösteriyor ekranları. Aslında dün görece iyimser bir piyasa vardı ama ABD'nin kapalı olduğunu söylemiştik. ABD tatilden döndü. Vadeliler tarafında orası da eksilerdi. Onu da hatırlatalım. Bugün için ana bir hikaye yok ama aslında baktığımız zaman tamamen kırmızılarda. Çin'den gelen veriler sonrasında Asya görünümü bozulmuştu. Buraya da etkisi altına almış belki de öyle diyebiliriz. Ve yarın da Japonya Merkez Bankası tarafından gelecek adımlar takip edilecek. Öte yandan tabii ki küresel piyasalar adına oldukça önemli. Borsa İstanbul halen pozitif. Aslında primler biraz daha yüksekti sabah saatlerinden bu yana ama bankacılık endeksi biraz primleri kısıtlıyor. Onun da altını çizmekte fayda var. Dün Halkbank gibi hisselerde
tavan kapanışlar görmüştük ve genele yayılan bankacılık endeksinde aslında primler vardı. Bugün için Borsa İstanbul tarafı halen primli 0.75 ama bankacılık endeksinin zayıf kaldığını görüyoruz. İlerleyen dakikalarda da yine konuşacağız. Hem hisse bazlı hem mesela temettü yatırımcıları nasıl bir politika izlemeli şeklinde Baki Atılal'la detaylarını konuşuruz. Bu arada ABD endeksleri vadeleri işaret etmiştim. Orada da gördüğünüz gibi zaten geri çekilmeler devam ediyor. Şimdi NCM Investment Menkul Değerleri hemen dönelim. Arzu Toktay bugün bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayına. Neler aktarırsınız bugüne ilişkin? Merhabalar Gözde Hanım, hoş bulduk. Ben de sizin aktardıklarınız üzerinden bir iki ekleme yapmaya çalışayım. Özellikle bugünün gündeminde biraz Çin ekonomisi vardı. Çin ekonomisinde 2023 ilk senesine ilişkin beklentiler aslında biraz da küresel ekonomiyi destekleyici bir faktör olarak Çin tekrar ortaya çıkacak mı sorusunun cevabını verecek. Bu açıdan da önemli görünüyor. Tabii COVID-19 kısıtlamaları kalktı. Ekonomide yavaş yavaş tekrar bir canlanma olması bekleniyor. 2023 yılı büyüme rakamı beklentilerin biraz üzerinde olmasına rağmen kompozisyona bakıldığında ihracattaki düşüş, sanayi üretimindeki daralma, perakende satışlardaki düşüş ki perakende satışlar tarafında son dönemde bir toparlanma olsa da gene genel anlamda 2022 yılında zayıflayan bir ekonomi gözleniyor. Şimdi önümüzdeki dönemde Çin'in Lunar Year nedeniyle bir tatil var. Bu dönemde yine Merkez Bankası aktivitesinden bir nakit enjeksiyonu yapıldığını görüyoruz. Bu enjeksiyon da biraz beklentilerin altındaydı. Çünkü bir taraftan da bu kapalılık halinden çıktıktan sonra tüketici tarafındaki harcamalarla enflasyonist tarafından bir etkiyi de kontrol altına almaya çalışıyor ekonomi. Ama genel anlamda eğer Çin ekonomisi beklendiği gibi ki otoritelerin özellikle konut sektörüne yaptığı teşvikler, kredi piyasası korumaya ve denge sağlamaya yönelik yaptığı hareketler ile tekrar bir büyüme eğilimi içerisine girebilirse bu küresel ekonomi büyüme ve özellikle Asya ekonomi, Çin ile ticareti yüksek olan bölge ekonomileri açısından pozitif bir gelişme olacaktır. Bu anlamda da biraz Çin'i takip etmek gerekiyor diyebiliriz. Öte yanda tabii bu hafta biraz Davos'a bakacağız. Biraz FED Beşbuk tarafındaki FED üyelerinin konuşmalarına bakacağız. PPI nasıl gelecek diye bakacağız. Üretici enflasyonu tarafına ABD'de. Fakat bunların ötesinde sanki esas önemli olan küresel anlamda Çin'den bundan sonra gelecek veriler ve tabii ki Şubat ayına ilişkin FED toplantısı beklentisi olacaktır diye özetleyebiliriz. Bize gelince sizin de aktardığınız gibi dün bankacılık sektörü bugün biraz daha sanayi sektörü desteğiyle yükselme eğiliminde olan bir endeks görüyoruz. Bugün saat 5'te Halkbank yüksek mahkemeye bir sözlü savunma yapacak ama tabii bu sadece bir sözlü savunma. Sadece burada yargıçların eğilimleri nasıl gidecek diye takip edilebilir yorumları var. Onun dışında esas dava Haziran'da ve davanın sonuçlanmasını da özellikle 2023 yılı ikinci yarısı ve hatta 2024 yılına da kalabilir beklentisi var. Yani bu tarafta çok beklenti yaratacak bir gelişme değil ama genelde fiyatlamalara baktığımızda Halkbank ile ilgili dava sonucuna ilişkin piyasa beklentisinin biraz daha pozitife döndüğünü söyleyebiliriz. Bunun dışında bilançoları almaya başlayacağız. 25 Ocak Arçelik'te başlayacak. Arkasından bankalar gelecek. Ve bilanço dönemi biraz uzun. Mart ortalarına kadar neredeyse sürecek. Yani biz de artık biraz son işte 2022 bilançolarını fiyatlamaya başlayacağımız bir döneme BIST100 endeksinde giriyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdi araştırma masasına gidelim. Ebru Usta bizlerle olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet.
Evet, Ebru Usta ile beraberiz, para piyasaları müdürümüz. Ebru, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi aslında tabii birkaç gündür dikkat çekiyor Bitcoin'deki hareketlilik ama 21 bin doların üzerinde kırınca artık konuşmaya değer gördük bugün için. Haftalık sıçrama diye manşet atmışsın, neler söyleyeceksin? Haftalık bazda %23 yükseliş gördük Bitcoin'de, görüyoruz devamını da. Son 2 yılın en yüksek artışı, en yüksek artış burada da takip edebiliriz. Yılbaşından bu yana ise %28'lik bir artış var Bitcoin'de. Bu da artık Bitcoin fiyatlarında ayı piyasasının sonuna mı geldik, boğa piyasasına geçiş geliyor mu acaba diye konuşulmaya başlandı küresel piyasalarda. Bu fiyat grafiğimiz, bu da haftalık artışların grafiği. Son 2 yılın en yüksek haftalık artışı. Bunlar da haftalık artışı. Şu an itibariyle 20 bin kritik seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Dün de başlamıştı. Geçtiğimiz haftadan, yani yılbaşından bu yana aslında artış var ama artışın bu hafta hızlandığını görüyoruz. 21.140, hatta 21.200'e kadar yükselmiş durumda şu an itibariyle. Peki bunun sebepleri nedir ve burada artış devam edecek mi? Onu istersen bir tartışalım. Bitcoin'deki artış küresel risk iştahındaki artıştan aslında besleniyor. Küresel risk iştahındaki artış da ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının daha yavaşlayabileceği, 1 Şubat'taki toplantısında da 25 bas puan faiz artırımına gidebileceği beklentileriyle yükselmiş durumda. Enflasyonda ABD enflasyonda %9.1'den Haziran'daki tepe seviyeden 6.5'a kadar geri çekilme gördük. Bununla birlikte ABD'de faiz artırımlarının hızının yavaşlayabileceği beklentileri oluşmaya başladı. Bununla birlikte kripto para piyasalarının toplam hacmi 1 trilyon doların üzerine çıkmış durumda şu an itibariyle. Bunun da 407 milyar doları Bitcoin'den geliyor. Onun haricinde Ethereum ve diğer altcoin'ler de var. Peki neler oldu? Son günlerdeki gelişmeler neler oldu ve bu seviyeleri yükseldik? Geçtiğimiz günlerde CNBC tarafından bir kripto para konferansı düzenlendi. Burada büyük yatırımcıların konuşmaları oldu. Skybridge Capital'den Scaramucci'nin bir konuşması oldu. 2023 yılının Bitcoin'in yılı olabileceğini söyledi burada. Ve gelecek 2-3 yılda da Bitcoin fiyatlarının 50 ila 100 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Aynı konferansta konuşma yapan diğer bir yatırımcı Bill Tai de yükselişin öncesinde 12 bin dolara kadar yaklaşık bir geri çekilme görebileceğimizi ancak daha sonrasında yukarıya doğru hızlı bir yükselişin olabileceğini söyledi Gözde. CoinShares baş ekonomisti de Bitcoin fiyatının aşağıda 20 bin dolar, 15 bin dolar, yukarıda ise 25 ile 30 bin dolar arasında dalgalanabileceğini söyledi. Bitcoin'de diğer bir etken de FTX krizi olmuştu. Kasım ayının başında FTX kripto para borsasının iflas etmesini görmüştük Gözde. Kesinlikle. Kasım ayından bu yana acaba FTX ile ilgili sıkıntılar bitti mi? Bundan sonra yükseliş devam edebilir mi diye de bir piyasada. Bu sene için aslında hani kriptolarda bir toparlanma vesaire diye de söylüyorlar ama takip edeceğiz. Ebru, çok teşekkür ediyorum. Önemli teşekkür bir son ederim. Dakikamız var ekranda, onu da anons edelim. Metal Eşya Sanayicileri Sendikası ile 3 sendikaya bağlı toplam 130 bin kişinin içinde bulunduğu metal işçilerinden bahsediyoruz. Anlaşmaya varıldı diye az önce son dakika geçmişti. %34'lük zam oranında anlaşıldı. Önemli bir son dakika ekranlarda. Birazdan yine önümüzdeki dakikalarda bununla ilgili görüşler de alırız. Birazdan iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizlerle olacak. Onu da hatırlatayım. Davos'a bağlanacağız. Didem orada özel röportajıyla karşımızda olacak ve ardından da Baki Atılal'a döneceğiz diyelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi kısa bir ara. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir bağlantı için Feksobit'e dönelim. Şu anda Sercan Yıldırım bizlerle, Hazine ve Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayına. Neler aktaracaksınız bugün için bizlere? Hoş bulduk. Tabii ki piyasalara baktığımızda geçen haftanın göre yükselişlerimiz devam ediyor.
Verileri incelediğimizde geçen hafta ABD'den gelen CPI verileri beklenti durumunda geldi. Aslında aylık CPI verisi beklentinin aşağıda geldiğinden sonra riskli asetlerde aslında biraz daha yükselişler gözüktü. Ve genel olarak baktığımızda sadece riskli asetlerde değil, kripto tarafında da yükselişler gözlemlendi. Ve hafta sonunu da incelediğimizde biraz daha stabil geçerken hafta başına tekrardan hareketli başladık. Bu verileri beraber inceleyelim isterseniz. Şimdi kripto market cap'ine baktığımızda geçen hafta 810 milyar dolar olan kripto market cap'i bu hafta baktığımızda 1 trilyon dolara kadar geldi. Yani geçen hafta oranla şu an incelediğimizde %17'lik bir artışa 140 milyar dolarlık bir giriş olduğunu gözlüyoruz. DeFi tarafında ise bakıldığında 35 milyar dolarlık olan market cap'inin 42 milyar dolar olduğunu, yaklaşık olarak %20'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 6 milyar dolar da buradan bir hacimsel olarak bir büyümenin olduğunu görüyoruz. Bitcoin tarafına baktığımızda şu anda fiyatlaması 20.250 olarak gözüküyor. Şu anda verileri incelediğimizde gerçekten geçen haftaya göre %17'nin üzerinde bir artış var şu anda incelendiğinde. Ve detaylarına baktığımızda da şu anda 21.500 önemli bir direnç noktası olduğunu görüyoruz. Ve 21.500'ün kırılması durumunda sırasıyla girebileceği noktalar 22.700, 23.500 ve 25.500 olarak görünüyor. Destek noktalarını incelediğimizde ise 20.200 ve şu anda da 19.500 ana temel destekleri oluşturuyor. Aslında Bitcoin'in temel destek tarafına baktığımızda yaklaşık olarak 381 gün sonra tekrardan 200 günlük hareketli ortamın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu bir önceki ayı tarafında 386 gündü. Yani aslında baktığında döngüler hep birbirine benzer bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ethereum tarafına baktığımızda şu anda fiyatlaması 1500 dolar civarında gözüküyor. Ve bu fiyatlamanın tabii ki altında ve üstünde geldiği zaman destek edilen şokları da bulunuyor. Şöyle detayları incelediğimizde tekrardan bakıyorum detayına. 1570 doların üstü 1600 dolar bir direnci bulunuyor. Bunun altında da 1500 dolar bir destek direnci bulunuyor. Bu tabii ki genel ana desteğine geldiğimiz zaman da 1318-1455 ana temel destek olarak gözüküyor. Bu coinlerin dışında şu anda ayrışan farklı coinlerde bulunuyor. Alchemy'ye baktığımızda son iki günde %70'lik bir artış gerçekleşti. Bunun tabii daha haberler kısmında geleceğiz. Biraz da aslında zincir simetriklere değinmek istiyorum. Zincir simetriklere geldiğimizde ise şöyle. Bitcoin 7 günlük hareketli ortama son 4 ayın detayına baktığımızda zararda olan adres sayılarının 16 milyona indiğini görüyoruz. Bu aslında 4 ay civarında baktığımızda 21 milyon adresten 16 milyonmuş. Aslında bakıldığında gerçekten zarar edenlerin belli bir kısmının aslında kâra geçtiğini görüyoruz. Ethereum tarafında da yine aynı şekilde 7 günlük hareketli ortalamayla son 1 ayın adres sayılarına baktığımızda ise bu da 38 milyon adresi düştüğünü görüyoruz. Yani yaklaşık olarak geçen ayda 10 milyonluk bir aslında adresler tekrardan kere geçmiş olduğunu görüyoruz zincir üstü mevcutlarda. Geçen hafta göre de bakıldığında da gerçekten hızlı bir yükselişin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde devam edeceği şeklinde kanıtlar bulunuyor. Lakin bugün FOMC üyelerinden Williams'ın konuşması var. Bu akşam saat 11'den sonra fiyatlamalar biraz daha geriye çekilme ihtimalleri bulunuyor. Ama genel görünüm şu anda biraz daha olumlu bir gözüküyor. Biraz daha haberler kısmından bahsetmek isterim. Özellikle şu anda Çin tarafında önemli bir haber geldi. Bu da Çin dijital yuanı ilk kez menkul kıymet ticaretinde kullandı. Ve şu anda bakıldığında da kendisi pilot şehirler seçmiş. Ve pilot şehirde yaklaşık olarak bakıldığında da 2 milyar dolarlık bir dijital yuanın döndüğünü aslında izlemliyoruz. Visa'dan bir haber geldi. Alchemy haberi. %70'lik artışın sebeplerinden birisi. Visa 3. taraf işlemlerde köprü olarak kullanacağı kripto tarafında Alchemy'i seçti. Ve bu da aslında 200 ülke bazında ve kripto tarafında ödemeler açık olan ülkelerde bu anlamda fiyatlamanın ve işlemlerin devam edeceğini gösteriyor. O yüzden fiyatlaması ve büyük kuruluşların bu taraflara girmesi biraz daha kripto tarafını fiyatlar yükselirken daha da yukarı doğru hareketlenmesine sebep oldu. Farklı bir haber de Twitter'dan geldi. Twitter'dan aslında bir hashtag özelliği var. Artık siz Twitter'a hashtag'ten kriptonun ismini yazıp yana dolar işareti koyduğunuzda artık hacim ve fiyatlamasını da görebileceksiniz. Kısa da haberler kısmında böyle özettiğim piyasalar şu anda olumlu gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda tekrardan değerlendirmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdi devam edelim. İş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Gündemimizde halen daha tabii enflasyon kalmaya devam ediyor. Aslında bugün gelen konut fiyat endeksi vesaire, tabii çok fazla unsur var konuşacağımız önümüzdeki dönemde gıda kaleminde vesaire, ama yıl sonu tahminleri yapılıyor. 30'lu 40'lı seviyeler konuşuluyor ama bir yandan da tabii işte biz hep kurun sabit olduğuna gönderme yaparak enflasyonda da işte baz etkisiyle birlikte düşüşün başladığını söyleyerek aslında çıkarımlar yapıyoruz, ama bir yandan da tabii
Unutmayalım, EYT gibi unsurlar devreye giriyor, işte zorunlu karşılık adımı gibi hamleler geliyor. Bunların mesela etkileri ne olabilir? Önümüzdeki dönem için biraz bunları isterseniz tartışalım. Ne dersiniz, enflasyona nasıl bir bakış açısı getirmek gerekiyor? Bizim yıl son tahminimizde bahsettiğiniz aralıkta %37,5 enflasyon bekliyoruz. Ama burada yılın iki ayrı parçadan oluşacağına göre bir tahmin yapıyoruz. Yılın ilk yarısı mevcut politikalarla devam edeceğiz. İkinci yarıda politikalar belki seçimin ardından değişecek. İktidar kim olursa olsun. Bir şekilde belli bir parasal sıkılaşma, yani ya geleneksel olarak faiz artırımı ya da mevcut politikaların devamı denilebilecek bir takım yumuşak sermaye kontrolü gibi adımlarla kredi büyümesinin yavaşlatılması, kredilerin belli yerlere akmasının sağlanması. Hani bu ikisinden biri de olsa bir şekilde ekonominin yavaşlatılacağı ve enflasyonun biraz sakinleşeceği bir döneme dönemin sürmesini bekleriz biz yılın ikinci yarısında. O yüzden yıl sonu enflasyon tahminimiz bu bandın içinde belli bir gerilemeyi içeriyor. Ama eğer böyle bir ikinci yarıda sıkılaşma olmazsa, aksine belki yerel seçimlere kadar bir miktar daha popülist diyebileceğimiz, yani harcamaları arttıran, büyümeyi önceleyen adımlar atılırsa, bu durumda tüfe enflasyonunun biz daha kötü bir senaryoda %48'e kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. Şimdi, yıl sonunda. Dün gelen bütçe tabii harcamaları da oldukça aslında dikkat çekiciydi. Bu anlamda bütçe dengesindeki açık görece tabii tahmin edilenin çok altında kaldı. Bu da tabii biraz sorgulandı. Yani %3,5'luk bir OVP hedefi varken işte %1'lerde kalması acaba işte daha sonraki dönemler için mi kullanılacak? İşte seçim var, 2023'te nasıl bir hani gidişat bizi bekliyor vesaire diye de çok konuşuldu. İşte KKM'nin yükü, onu ayrıca konuşuruz ama ne dersiniz? Yani evet, bütçe beklenenden çok daha iyi geldi. Yani milli gelir tahminimize göre de bölünce, çünkü sağ 4. çeyrek verisi açıklanmadı. Milli gelirin %1'i kadar bir bütçe açığı olduğunu anlıyoruz 2022'de. Faizi çıkarınca, yani faiz dışı bakınca da fazladayız. %1,3 kadar. Dolayısıyla oldukça, yani pek mali disiplinden vazgeçilmemiş. Belli dönemlerde gerek kur korumalı mevduat gerek BOTAŞ ödemeleriyle bir takım harcamalar yapılsa da bunlara rağmen oldukça ciddi bir bütçe disiplini söz konusu. Yeni yılda tam seçime girerken genelde geçmiş örneklerde de biraz harcamaların arttığını görüyoruz. Buradan biraz gevşeyecek, yani biraz 2023'e belki bırakılmış olabilir. İkincisi, biraz beklentinden de iyi gitmiş olabilir. O yüzden maliye tarafına da biraz sürpriz olmuş olabilir. Yani böyle yıllarda enflasyonun çok yüksek arttığı ve biraz da tahmin etmenin daha zor olduğu, farklı ürünlerin, şirketlerin, sektörlerin enflasyonunun değiştiği ve yüksek oynaklıklarda, yüksek seviyelerde olduğu yıllarda bütçe gelirleri de çok hızlı artabiliyor. Özellikle iç talep güçlü olunca özellikle KDV ve ÖTV üzerinden ciddi bir gelir alıyor. Bununla beraber şirketler de içinde bilanço üzerinden bakarsak oldukça iyi bir yıldı. Oradan da kurumlar vergisi üzerinden de çok beklediklerinin üstünde bir gelir topladıkları durumda bu kadar iyi gitmiş olabilir. Hani seneye muhtemelen biraz daha açacaklar. Yani enflasyon da aslında önce bütçenin gelir tarafına hızlı bir şekilde etkilediği için KDV ve dolaylı vergiler üzerinde çok şaşırtıcı derecede iyi bir bütçe performansı görebiliyoruz. Dediğim gibi seneye bu biraz daha zayıflar diye düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda seçime kadarki süreçte biraz bütçe harcamaları artar. İşte memura yapılan bir zam var %30'luk. Onun bir etkisi olacak hemen. Ama Türkiye'nin genelde hani problemlerini sayınca bütçe disiplininde zaten ilk sırada olmuyor. Evet, zaten oraya gelene kadar konuşmamız gereken başka unsurlar var dediğiniz gibi. Şimdi ben şunu merak ediyorum, aslında enflasyonist ortamlarda tabii bizde de öyle gözüküyor. Mesela halen daha çarşı pazar çok hareketli. Yani fiyatların artış göstereceğini düşünen vatandaşlar aslında bir şekilde
paramı da koruyamıyorsam harcayayım gitsin herhalde şeklinde davranıyor. Onun için şunu sormak istiyorum. Son zorunlu karşılık adımı mesela. Burada biraz daha mevduatları uzun vadeye kaydırma çabası. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu faizlerin artış göstermesine sebep olacak diyorlar. Bu nasıl etkiler bu ortamı, bu bahsettiğimiz mevcut durumu nasıl etkiler? Bir de tabii bu bir strateji midir? Yani kur korumalı mevduattan artık yavaş yavaş paranın buraya geçirilmesi mi isteniyor sizce? Ne düşünüyorsunuz? Evet, haklısınız. Yani yönetimin arzuladığı liralaşma. Merkez Bankası'na da bu misyon verildi. Hep bunu vurguluyorlar. Hedefleri bu. Dolayısıyla çeşitli düzenlemeler yapıyorlar. Geçtiğimiz dönemde bu bahsettiğiniz dışında da liralaşma hedefleri kondu bankalara. Son zorunlu karşılık düzenlemesinde de TL mevduatın banka için maliyetini kıstılar. Dolayısıyla bankalar müşterilere, mudilere daha çok pay verebilecek. Bir faiz artışı etkisi olacak. Evet, şey istiyorlar, yani kur korumalı mevduattan çıkanlar kuru döviz yatırımını artık cazip bulmayanlar ya da işte bu borsadan belki bir takım memnuniyetsizliklerle çıkanlar ya da borsada parasını yapıp çıkanlar gitsinler TL mevduatta kalsınlar şu dönemde. Dövize bir miktar ilgi artmış yılın ilk haftasında, yani bunu veriden görüyoruz. 10 haftalık bir periyotta gerçek kişi mevduatlarında hep döviz cinsi varlıklar azalmıştı. Yılın ilk haftasında bu biraz artmış. Hani bunu da gördükleri için muhtemelen önceden ön almaya ve bu liralaşma stratejisini desteklemeye çalışıyorlar. Evet, dediğiniz gibi. Buyurun lütfen. Bir de bunun hani orada bir parçası daha vardı bu son Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımının. Bir boyutu TL mevduatı ta yönelikti. Diğer tarafı da borçlanmaya yönelik. Yani bankaların döviz cinsinden 6 aydan uzun vadede borçlanmasını teşvik eden de bir yapısı da vardı. Dolayısıyla bir taraftan da dışarıdan para döviz gelsin ve kur tarafında, ödemeler dengesi tarafında mevcut güzel tablo, şimdilik önemli şokların yaşanmadığı tablo seçime kadar sürdürülebilirsin. Hani ikinci boyutunda böyle kur tarafını baskılamak ya da kurda büyük olumsuz hareketleri engellemek için dış borç servisini desteklemek için atılmış bir adım olarak düşünülebilir. Peki, çok teşekkür ediyorum Dağlar Özkan, yorumlar için. İş Yatırım Ekonomisti bizlerleydi. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Baki Atılal bizlerle, A1 Kapital Araştırma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Baki, hoş geldin. Hoş bulduk Gökte. Çok teşekkürler. Gündemimiz magazin diye başlarmışım. Şimdi aslında borsada bir anket açıp belki de sormak gerekiyordu ama Borsa İstanbul tarafında o kadar çok fazla soran var ki şu anda yerli yatırımcılar halen daha borsaya ilgili ve hani bizi de görenler sürekli soruyor işte ne alalım vesaire diye. Bizim işimiz tabii soru sormak. O yüzden işi bilenlere soralım. Şimdi sana öncelikle sormak istiyorum. Yani Borsa İstanbul tarafında dün o zorunlu karşılık adımı sonrasında biliyorsun ciddi anlamda alımlar geldi. Bugün unutmayalım, Halkbank davası var ve ilerleyen dakikalarda da oradan haber akışları olabilir. Bugün bankacılık endeksi biraz zayıf seyrediyor. Önce bir soracağım, yani 2023'ün ana senaryosunu nasıl görüyorsun? Borsa İstanbul'a ilişkin nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Şöyle söyleyeyim, önce tersten başlayayım. Halkbank %5 yukarıda, gayet iyi. Genelde böyle günlerde Halkbank'ın primli olduğunu biliyoruz ve onun tekrarını görüyoruz. Burada sahip çıkma duygusu ön plana çıkıyor. Karar değil de açıklama 5'ten sonra gelecek. Biraz bankacılık sektöründe oynaklık olabilir ama gene de güçlüyüz. Dediğin magazin tarafına gelirsek de o taraftaki soru son derece güzel. Yani ben soruyu beğendim. Borsa hangisini risksiz buluyorsun diye. Borsa riskli bir yatırım alanı. Dolayısıyla bunu bilerek yatırım yapmanız gerekiyor. Burada bir sabit getiri imkanı yok. Oynaklık yüksek. Zaten yaklaşık 2 haftadır da o oynaklığı son derece ciddi bir şekilde yaşadık ve gördük. Ki 4600 seviyesine kadar, yani 5700'den 4600'e yuvarlak 1100 puanlık bir düşüş yaşadık.
O düşüşten sonra yapılan düzenlemeler tekrardan piyasanın dengelenmesini sağladı. Dengelenmesini sağlayınca bankacılık sektörü ön plana çıktı. O dediğin zorunlu karşılıklar düzenlemesiyle mevduat faizleri biraz yukarıya gitti. Bununla beraber bir tane halka arzda çok ciddi miktarda para ayrılmış. O paranın dönmesi de eş zamanlı olarak biraz şey yaptı. Yani hazır fiyatlar düşmüşken biz buradan girelim diyen bir yatırımcı kitlesi oluşturdu. Ama seçime kadar istikrarlı bir TL'ye göreceğiz görüntü itibariyle o. Düşen bir enflasyon yaklaşık %35 bandıyla gireriz ki onda da 14 Mayıs tarihi konuşulmaya başlandı ağırlıklı olarak. %35 bandında bir enflasyonla gireriz. Güçlü bir iç talep devlet teşviklerini görüyoruz. Her gün yeni bir teşvikler açıklanıyor. Dolayısıyla bu da ne yapar bize? İç piyasanın güçlü, borsa tarafında güçlü olabileceği bir piyasayı beraberinde getirir. Ama seçimin yarattığı belirsizliğin etkisini de son derece net gördük siyasi söylemler üzerinden. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle finansal sonuçlar gelecek yılın son çeyreğine ait. Oradaki beklentiler güçlü. Ondan sonra temettü sezonu açıklanacak. Temettü sezonuyla beraber yine bilançolar güçlü. Bu da eşittir sana zaten EYT'nin de Mart ayında ödeneceği açıklamalarını bir araya getirirsek oradan da bir ciddi miktarda para gelecek. Dolayısıyla o parayla birlikte borsa tarafına tekrardan ciddi bir giriş kurun sabit olması kaydıyla yani en önemli kriter orası. Net bir şekilde tekrardan bir yukarı yönde trendi 5700'leri zorlar mıyız? Şu anda 5200 endeks görüyorum ben 5276. Tekrardan 5700'leri zorlayacağımız bir süreç olur. Ama soru işareti seçimden sonra. İşte zaten olay orada kilitleniyor. Ekonomi politikası normalleşecek mi? Faiz arttırma olacak mı? Genel çerçevedeki bu teşvikler daha ne kadar devam edecek? KKM'nin süresi gene uzatılacak mı? Uzatılmayacak mı? BDDK ve Merkez Bankası regülasyonları nasıl olacak? Ne yöne evrilecek ya da evrilecek mi? Bunların hepsi tamamıyla bir boşluk yarattığından dolayı yılın ikinci yarısı için herkes bir bekleyelim, sonucu görelim, ona göre hareket ederiz diyor. Dolayısıyla böyle bir süreçte de son derece doğal bir şekilde borsaya ilginin artması, herkesin borsaya sorması. Çünkü KKM'den yeterli bir getiri elde edemediler. Tahvil tarafında getiri elde edemediler. Mevduatta %21 var. Şu an itibariyle işte benim de telefonlara gelmeye başladı. %26 veriyoruz tavzında. Ki yeni müşteriye veriyorlardı onu. Şimdi herkese vermeye başlıyorlar. Anlaşılan. Bankalar arıyordur seni de değil mi? Evet. Paranızın 1/3'üyle. 1/3'üyle istediğinizi yatırabilirsiniz. Ya burada hikaye tamamıyla şeyden. Ya 1.200.000 yeni yatırımcı geldi. Ya herkes bir şekilde parasını enflasyona karşı ezdirmemek istiyor. Peki enflasyon beklentisi bu sene sonu için kabaca %40 ise eğer... Ve mevduat tarafı da işte senin bahsettiğin gibi 26, gerçi işte 30 verenler de var ama hoş geldin faizi diye biraz daha hani belirtiyorlar. Ben bilmiyorum, pek görmedim. Ama işte 26-30 kabaca arasındaysa borsa yine cazip midir? Bence yine caziptir çünkü mevduatçı düşünce yapısıyla borsanın düşünce yapısı farklı. Evet. Mevduattan da buraya gelenler olmuştur, doğaldır. O %26-27 ile onlar o tarafa kayacaklardır, o da son derece normaldir. O bunun oranı yani bence %5'i geçmez yeni giren yatırımcılar açısından. Çünkü buradaki karlılığı son 3 ayda çok net bir şekilde gördüler. Yani biz de hep uyardık dikine giden bir piyasa değil, düzeltmeler muhakkak olacaktır diye. Can yanmasını da son 2 hafta gördüler. Can nasıl yanabiliyormuş onu da öğrenmiş oldular, tecrübe ettiler. Şimdi bundan sonraki süreçte gitmek isteyenler gideceklerdir. Çünkü fiyatlara baktığımda fiyatlar normalleşmeye başladı. Yani eski seviyelerine yaklaşmaya başlıyorlar. Bu konjonktürde onlar ayrılabilir ama diğerlerini ben pek ayrılacağını zannetmiyorum. Biraz da genç arkadaşların ayrılacağını zannetmiyorum. Kripto kökenli gelenlerin ayrılacağını zannetmiyorum ve enflasyona karşı işte 40 bekliyoruz. Hükümet 22 bekliyor. Yukarıya geçmen için senin ki burada üfeyi baz almamız lazım. Üfe daha yüksek çıkacak. Hı hı. Tekrardan geçebilecek enstrüman burada ben sadece sermaye piyasalarını görüyorum. Oradaki oynaklık fazla olacaktır. Çünkü gerçekten son 2 haftadır çok ciddi fiyat hareketlerinin marjları %12 bandına çıktı. En düşük en yüksek aralığı. Böyle olunca da biraz tedirginlik. O tedirginlikte ne kadar çalıştıkları kurumlarla daha çok ilişki içerisine girerlerse o işten minimum hasarla çıkarlar. Hasarlı dönemlerde karlılıkta zaten kimse bir sıkıntı görmüyor. Gülben Hanım'ın sorduğu 4 tane hisse senedi de ben son derece beğendim. Şöyle beğendim. Tiyolar bu arada evet beğendiğiniz hisseleri merak ediyoruz. TİO'lar üzerine gidilmemiş. Genelde bizim sıkıntımız TİO'lar üzerineydi. Temeli sağlam 4 tane hisse senedinden hangisini seçersiniz demiş. Bu
çalıştığı kurum modeline göre değişir ama biz iki tanesini orada beğeniyoruz. Beğenmeye de devam edeceğiz şu kompozisyonda. Evet. Güzel olan nokta değil. Yani tüyo değil, temeli, arkası doldurabilecek hikayesi hemen hemen her kurumların onlar üzerinde çalışma yaptığı hisse senetler üzerinden gidiyor. Bu da güzel. Farkındalık yaratma açısından da güzel ve sabah da bence güzel bir hikaye oluşturdu hepimiz için. Peki dört farklı sektör aslında değil mi? İstersen beğendiğiniz hisseleri de biraz anlatın. Bak, şöyle söyleyeyim. Orada mesela Enka'yı beğeniyoruz. Çünkü nakit değeri son derece güçlü. Tamamı döviz bazlı neredeyse operasyonlarda şey var, hikayesi var. Sinop tarafında bir beklenti var nükleer enerjiyle ilgili. Eğer olursa iş rengi bambaşka bir boyuta gider. Dolayısıyla o taraf güzel gözüküyor. Şişecam tarafına baktığımızda da bu dönem için biraz zayıflama olabilir ama ondan sonraki periyotta bence gayet güçlü gidebilir. Yani onda da bir problem yok. Türk Braş zaten bizim beğendiğimiz ve önerdiğimiz ise onu herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Hem ekonominin canlanması, hem marjların korunması, hem petrol talebinin artması, hem de uçak yakıt talebinin artması, bu marjların hepsinin güzelliği Türk Braş'ı da ön plana çıkarıyor. Migros konusunda biraz tereddütlüyüz. Yani Migros mu olsa, Şok mu olsa, biz Migros Şok arasında git gel yapıyoruz ama model portföyün içerisine bakarsan daha güçlü konumda olduğunu, daha defansif olduğunu düşündüğümüz bir maçı ön plana çıkarıyoruz. Ama dediğim gibi senetler bence son derece iyi ve hikayesi olan, hepsi için bir hikaye yaratabiliyoruz ve beklentimiz sahip. Sadece kaç tanesini alacak ve senin de dediğin gibi çeşitlendirme önemli. Hem ihracat tarafı var, hem büyümeye odaklı var, hem defansif var. Ve bu da son derece güzel. Yanına bir de hava yollarımızın şirketlerinden koysaydı bence süper bir portföy oluşacaktı. Banka yok. O da hani nerede diye bir sorayım. banka ne kadarını şöyle, mesela bankaya ayırırsın portföyünün? Ayırır mısın? Var mı model portföyde sizin? Model portföyümüzde Yapı Kredi Bankası var. Onun haricinde banka yok. Çünkü bankaların son 3 ayda atılan adımlar, kuru sabitleştirme, liralaşma stratejisi tarafında atılan adımlar bankacılık karlarını baskılayacaktır. Buradaki en büyük hikaye zaten gelecek bilançolarda bunu göreceğiz. Ekim ayı ile birlikte yapılan bir enflasyon güncellemesi ve TÜFE gelirlerinde ciddi artış. Biz burada direkt diyoruz ki 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillere bakın, o geri çekilme oluyorsa bankaların karlarına olumlu yansır. Düzenlemeler, iki törpüler bir tanesini yerine koyarsın bu şekilde. Ama yılın birinci çeyreğinden itibaren bankacılık sektöründe karlılıklar eskisi gibi olacak mı? Tamamıyla biraz soru işareti gibi gözüküyor. Çünkü talep nasıl olacak? Kredi talebi nasıl olacak? Bu düzenlemeler soru işareti zaten hep oydu. Yılın ikinci seçimden sonraki dönem için düzenlemeler kalacak mı yoksa değişecekler mi? Biz onun yerine biraz daha agresif hava yolu şirketleri üzerinden gidiyoruz. 3 tane model portföyümüz de var. Onları koyardım. Onun haricinde pek dokunmazdım ama dersen ki bana bir aylık periyot için bankacılık alır mısın? Net bir şekilde alırım. Yani onda bir sıkıntı görmüyorum. Bilanço geldiğinde teşekkür ederiz birbirimize, ayrılırız sana. O evet. Şartla. Evet ama işte risksiz derken risksiz olmuyor değil mi? O yüzden oradaki en büyük sıkıntı ama şey de güzel. Borsaya soruyor. Yani evet. Dolayısıyla muhatap kısmına baktığında aslında küçük nüanslar sizi rahat bir şekilde kurtarabilir. Küçük nüansla kurtulmuş orada. Borsa riskli bir yatırımdır. Dolayısıyla hesap açtığınız zaten risk bilirim formunuz var. Oradaki skalaya göre arkadaşlar yönlendirme yapar. Ya da olmadı fon alabilirsiniz ya. Evet. O da var. O fonlar da var. Gayet rahat yani bir şekilde. Geçtiğimiz sene hisse ağırlıklı fonlar tabii ciddi anlamda evet. Gelir yazdı. Bu senenin hikayesi biraz daha zannediyorum farklı var. Olabilir ama. Ben olsam emtia fonlarını alırdım bu sene. Hmm. Yani gerçi IMF yılın başında başka bir şey söyledi. Geçen gün başka bir şey söyledi ama genel anlam itibariyle baktığımızda konsensüs Amerika tarafında da, Avrupa Birliği tarafında da, hatta Çin tarafında da son yerler var, onu rahatlatıyor. Bir talep canlanması olacak. Enflasyon sonuçta istenilen seviyelere doğru erimeye başlamış. Sorun burada Amerika kıtasında sadece istihdam. Orayı hallettiği takdirde pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ve bu tahminler 2023 yönelik kötümser tahminler etap etap bence toparlanacaktır. Her ne kadar Davos'ta resesyonu konuşsalar da diyor. Peki aynen öyle. Peki temettü yatırımcısı onlar da yazmışlar. Yani temettü tarafında rahat olmak gerekiyor. Bankalar dahil olmak üzere herkes temettü verme yarışı içerisinde olacak. Şimdi burada ön plana çıkanlar hemen hemen yaklaşık yıllardan beri değişmez. Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Ereğlisi, Bimaş'ı ön planda alır. Bu sefer çimentoların ben biraz daha geri planda kalacağını tahmin ediyorum. Onun yerine işte Tekfen, Kardemir, Yeni Mavi'de
ve Froto ve Tofaş tabi doğal olmak üzere. O tarafta bir yoğunlaşma ve doğurmalarla birlikte oradaki hisse senedi sayısını arttırma bence son derece önemli olacaktır. Ama temettü için hisse alır mıyım? Yani temettü için hisse ben genel olarak yani %portföyümün %5'lik kısmını temettü için alırım. Zaten ağırlıklandırdığın hisse senetleri temettü veriyorlar. Yani öyle de bir hikayesi var. Şimdi model portföy hemen hemen tüm kurumların model portföyüne bakıyorsun. Hepsinin bir temettü geliri var önerilen hisselerde. Dolayısıyla kaçırdığınız pek bir şey olmaz. Yatırımı da o şekilde yapmak istiyorsanız yapın ama bence model portföyler üzerinden yaparsanız o temettü veriminden daha fazlasını elde edersiniz diyorum. Peki özellikle yani sana da eminim çok soruluyordur ama emtia dedin. Onun dışında tabii değerli metaller tarafı da dikkat çekiyor bir yandan. Altında ciddi bir hareketlilik vardı. Onu da sormadan geçmiyor. Yani direkt olarak tabii altınla ilgili yorum istemeyeceğim senden ama o zaman link yiyebiliriz. Bu altıncılar kazançlı çıkacaklar bu sene. Görüntü itibariyle şu anda bakıyorum yılbaşından bu yana %4.67 getiri elde etmiş. Dolayısıyla bunu grama çevirsek 5-16'lık bir artış var. Bu son derece normal çünkü sana kötümser ve 2023 faizlerin yüksek kalacağı bir 2023 söylediler. Ama ondan sonra baktık ki yok ya o kadar kötümser değilmiş. Yavaşlama olacakmış. Bu doğal olarak altına yansıdı. Doğal olarak gümüşe büyüme montanlı olarak gümüşe yansıyacaktır ve daha yukarı gidecektir bence gümüş. Alüminyum ve zaten çelik fiyatlarındaki hareketlilik de bundan kaynaklanıyor. Çin en büyük sıkıntıydı ve kapıları açtı. Herkes gelebilirsiniz, gidebilirsiniz. Herkes yüz yüze işlem yapabilir. Gerçi arada Covid'li insanlar da geliyormuş yurt dışından ama fark etmez. Sonuçta onlar da bir haftalık şeye giriyorlar, kampa giriyorlar, evet. Bekliyorlar orada. Genel anlamı itibariyle baktığımızda böyle bir durum, büyüme tandanslı bir hikaye. Evet. Tamam. Geçen senenin kayıp yaşamış olan emtiaların hepsine ciddi kazanç sağlar. O yüzden emtia dedim. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Evet. Görüşmek dileğiyle Baki Atılal bizlerleydi ve Akıllı Parayı burada noktalıyoruz. Herkese iyi günler dileyelim. Hoşçakalın.